Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldin. Çocuk benim sevdiğim olan dünyalarda biricik. Yanar gecesi genç kızların kısmetlerini bulduğu bir gece diye anlatılır. Büyüklerimiz hep beraber böyle toplanırlar. O gece yani kızlar arasında ve büyükler arasında olur. Ama kadınlar olur sadece. Bu gecenin önemi odur. Kızların üç evden, Mehmet isminde üç evden tuz, un çalarak başlar bu gece. Onları gündüzden çalarlar. Gece olunca bunları pide şeklinde yapılır. Ama bu pidenin içine yüzük, para, mavi boncuk ve 3 tane de iplik konulur. Bunlar mavi, pembe ve yeşil olmak üzere. Bu pide karıldıktan sonra bunlar içine konulur. Ama tabii bunu genç kızlarımız görmez. Büyüklerimiz yaparlar bunu. Ondan sonra bu pişirilir. Pişirildikten sonra en son, yani o gecenin en sonunda olur. Bir şey yapalım. O pide piştikten sonra herkes o pideden birer tane, birer parça alırlar. O parçalarına yüzük ya da o diğer şey koyduğumuz iplikler gelirse, ona göre o yüzük gelirse o sene içinde o kız evlenecek diye yorumlanır. İplik gelirse o sene içinde nişanlanacak diye yorumlanılır. Para da zenginlik diye yorumlanılır. Mavi de mavi boncuk da deniz aşırı gideceği diye yorumlanılır. Böylelikle bir gece, yani eğlenceli bir gece olur. Evet. Tamam mı? O. Onlar görünecek. Böyle keseceğiz onları. Kimini çıkarsa görmeden alacaklar onu. Tabii canım. Mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumu bir arada tutan, sağlıklı bir toplumu oluşturan, bizim sandığımız gibi bilgiler ya da zenginlik ya da işte bugün değer verdiğimiz pek çok şey değil. Bu tip gelenekler, bu tip alışkanlıklar burada aslında çok basit gibi gözüküyor. Eğlenceli gibi bir şey, eğlenceli bir şey, bir eğlenceymiş gibi gözüküyor ama buradaki olan başka bir şey. Burada toplumun eklem yerleri yeniden kuruluyor. Yaşıtları olan insanlar bir araya geliyor. Büyükler küçükleriyle bir araya geliyor. Ve son derece gizli bir şekilde insan içindeki doğanın bir şekilde yaşatılması, korunması var burada. Poşet mi çekecek? Hiç görmeden. Hiç görmeden çekecekler bunu. Açacak içine, bakacak. Koyacak poşetler. Çittaslov'un gereklerinden biri bu. Yani Çittaslov'un gereklerinden biri eski geleneklerin tekrar gün ışığına çıkartılması ve değerlerinin tekrar ortaya konması. İşte içeride yaşanan coşku, heyecan, eğlence, gülücükler, bunlar çok kıymetli ve bunlar bize belki de yüzyıllarca öncesinden taşınan değerler. Ne mutlu ki bugün bu evde arkadaşlarımız bunu tekrar yaşatmak için, tekrar ortaya çıkartmak için bir çaba göstermişler. Bütün emeği ve emek verenleri kutluyorum. Hepsine helal olsun diyorum. Hangi, boş.